Şu anda gayet güzel gidiyoruz. Biz bunu biraz canlandıralım, hızlandıralım istedik. Hı hı. Zaten bu da işte büyük cami olmanın bir belirtisidir. Yani bugün işte yüzlerce taraftarımız geldi. Bu saatte geldi. Bundan sonrasında zaten yoğun ilgi devam edecektir bana göre. Günlük zannedersem 500, 600, 700 iyi çalışırsa gişeler bir pasolik satmayı hedefliyoruz. Bu büyük camiye olmanın bir göstergesi bu, tehcili. Ne kadar çok pasolik satarsak hem kulübümüze destek sağlamış oluruz hem de biz camiye olarak gücümüzü göstermiş oluruz, görmüş de oluruz, tescillemiş oluruz. Taraftarlar bu ara bir de kombine konusunu merak ediyor. Osmanlı Stadı'nda oynayacak yeni sezonda Ankara Gücü. Kombinelerle ilgili bir gelişme oldu mu başkanım? Şu an söz olarak tabii Osmanlı Stadı'nda oynayacağımız belirlendi. Fakat yasal olarak evrak üzerinde böyle bir şey yapmadık. Yasal bir düzenleme yapılmadı. Yani oranın muvafakatnamesi bizim adımıza alınmadı. Yani oynayacağımız tescillensin. Resmi evraklarımızı tamamlayalım. Kombineyi çıkartacağız. Yani şimdi o aramızdaki protokol yapılmadığı için Osmanlı Stadı ile ilgili belediyeyle onun hazırlıkları içerisindeyiz. İnşallah 2-3 gün içerisinde o protokol gerçekleşir. Gerçekleştikten sonra da kombine satışlarımız devam edecek. Son olarak başkanım, bu belediye yardımları ile ilgili bir açıklama daha geldi dün Melih Gökçek'ten, Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan. Şu anda sizin tarafınıza ulaşan bir yardım oldu mu? İşte bekliyoruz. Aşağı yukarı bu 3. ayı bitirmek üzereyiz. Yani 3 ay geçti. Destek bekliyoruz ama desteğin geleceğini düşünüyorum. O bahsedilen miktarlar bizim için, Ankara Gücü için özellikle TFF 1. Lig'de çok cüzi miktarlar. Zaten bizim 6,5 milyon lira geçmişten gelen bir transfer yasayla ilgili bir ödememiz var. Yani 2009-2010-11 yılında kalan futbolculardan kalan bir borcumuz var. Bir defa bu 6,5 bir yatacak. Onun üzerine ne verilirse ondan sonrası işte transferler, yine borç ödemeleri bundan sonra olacak. Yani dolayısıyla bizim belediyeden beklentimiz bir 10-15 milyon lira civarında bu sezon. Sosyal medya hesabında da bahsettiler. Süper Loto Keçiören'e çıktı. Evi Keçiören'de olan başkandan haber alınan diye yani. Yok, biz hep piyasadayız. Onlar işin esprisi tabii de. Ya şimdi kaç lira çıktı? 38 milyon. 38 milyon. Yani şimdi 38 milyon çıkmış bir hemşerimiz Keçiören'de oturuyor. Hem de muhakkak Ankara Gücü'dür. Ucundan kulağından değil mi? Destek olsa bak taraftarlarımız mutlu olur. Yani sizin aracılığınızla o zaman biz destek de isteyelim bu arkadaştan, şanslı talihlimizden, hemşerimizden. Hani Ankara Gücü'ne tabii bir miktar verebilir yani. İnşallah. Değil mi? Taraftara söylemek istediğiniz bir şey var mı son olarak başkanım? Vallahi Allah razı olsun taraftarlarımızdan. İşte gördünüz geçen sene, ondan önceki seneler yağmurda, çamurda, karda hep beraber deplasman yaptık. Takımlarını hiç yalnız bırakmadılar. Bu iş birlik beraberlikle oluyor. Yani tek başına hiç kimse bir şeyler yapamaz. Onlar da takımlarını hiç yalnız bırakmadılar. Hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde hedefe kilitlendik ve bunu başardık. Bugün de görüyoruz ki yine bizi yalnız bırakmıyorlar. Ben tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlardan. Gelmeyen taraftarlarımızı da bekliyorum. Tabii burada herkes eşine, dostuna, akrabasına pasolik alırsa bizim 50 bin hedefi 150 bin de olur yani. Olmaz diye bir şey yok. Yeter ki çalışalım, mücadele edelim, samimi olalım. Biz mücadelemizi ediyoruz. İşte bugün buradayız. Allah'ın izniyle işte bir iki haftaya kadar herhalde bu hedef tutar diye düşünüyorum ya. Yani. Bu Ankara Gücü şehrimizin takımı. Asırlık bir kulüp. 100 yıllık kulüp. Biz kulübümüze minibüs cesabına sahip çıktık. Bizim minibüsçü camiasında taraftarımız çok Ankara Gücü'nün. Artı kulübümüzün taraftarı Türkiye'nin Süper Lig'lerin taraftarından daha fazla. Ve bu da bizim Ankara'daki hafta sonları iş yoğunluğumuz ciddi şekilde artıyor.
Ve bundan dolayı esnaf çok memnun. Biz bu kulübe devlet desteğinin ciddi şekilde olmasını istiyoruz. Çünkü bu şampiyon olduğunda birinci ligde, birinci lige çıktığında çok sıkıntılar çekti. Esnafın gücüyle, esnafın iteklemesiyle, işte taraftarın gücüyle kulüp bir yerlere geldi. Ama bundan sonra biz esnaflarla her zaman kulübümüzün yanında olacağız. Ama büyükşehrimizin, hükümetimizin de destek vermesi gerekiyor. Çünkü gerçekten Ankara Gücü bir markadır. Dünya markasıdır. Bir gün Çin'e gidin, herhangi bir kulübü söyleyen bilmezler, Ankara Gücü'nü bilirler. Bizim taraftarım Çin'e kadar vardır yani. Teşekkürler. Çınar'a esnaf teşkilatı olarak sahip çıktık. Birlik başkanımız, kulüp başkanı bildiğiniz gibi. Biz de halk otobüsü esnaflar olarak şehrimizin takımına sahip çıktık. Bu takımın şampiyon olmasında, buralara gelmesinde en büyük emek kulüp başkanımızın. Daha sonra da taraftarlar, esnaf teşkilatları. Özellikle belediyelerin, devletin ilgili kurumlarının bu takıma destek olması lazım. Çünkü tarihiyle çok özel bir kulüp. Herkesin gücü oranında destek olması lazım. Teşekkür ediyorum. Ligin Ankara temsilcisi Anıl Çoban'la beraberiz. Anıl, bu sene sana da bayağı bir iş çıktı. Statların evet. Belirsizliği, Ankara Gücü'nün birinci lige çıkması. Şimdi neler oluyor? Nasıl olacak bu sene? İlk olarak Ankara Gücü'nün şampiyonluğundan ötürü tebrik ederiz. Ankara'nın buna ihtiyacı vardı. Yıllar sonra gelen şampiyonluk şehirde bir hava oluşturdu. Umarım bu devam eder. Süper Lig'e kadar geliriz. Tabii Ankara'da stadın belirsizliği bizim de işlerimizi aksatıyor doğal olarak. Gençler Birliği'nin adı Ostim Stadyumu'yla geçiyor. Ancak Ostim Stadyumu'nun yapı düzenine baktığımız zaman en az 6 aylık bir süreç gerekecek o stadın yapılması için. Malumunuz bu sene de rahmetli başkanımız İlhan Cavcav sezonu adı verildi Süper Lig'e. Biz Gençler Birliği'nin bu ligde Ankara'da oynamasını istiyoruz. Bu amaçla gerekli görüşmeleri de yapıyoruz. Ama dediğim gibi Ostim Stadı'nın 6 aylık bir çalışma sonucunda hazırlanması gündemde. Bakalım, yani Ankara Gücü de Yenikent Stadyumu'nda oynayacak gibi görünüyor. Her ne kadar resmi olarak anlaşmalar olmasa da sözlü olarak anlaşmalar yapıldı. Orada muhtemelen, bir problem yok zaten. Orada bir problem yok. Orada sistemimiz kurulu hazır bir şekilde. Dediğim gibi Ostim Stadı olursa da buradaki sistemi oraya taşımamız söz konusu taşınması olacak. Taşınması başlanacak falan diyordu. Herhalde daha başlanmadı. Daha bize resmi bir yazı ulaşmadığı için hareket edemiyoruz o konuda. Bekliyoruz şu an. Kesinleştikten sonra postalikte hedef ne? Ankara Gücü kaç satar sence? Şimdi hedefler 50 binlerde, 60 binlerde gözüküyor. Evet, yönetimimizle yaptığımız istişarelerde TFF birinci ligde diğer şehirlerin, büyük şehirlerin aldığı kart sayılarına baktık. Bizim de 50 bin hedefimiz var. İlk sene için geçerli 50 bin hedefimiz var. Umarım bu hedeften de geri kalmayacağız. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerimize vesaire kombine döneminde belli bir kampanyalar da yapabileceğiz. Yani çalışmalarımız sürüyor. Bir stadımız belli olsun. Akabinden kombinelerle birlikte satışların daha yukarı çıkacağını düşünüyoruz. Gençler Birliği'nde de kombine stat durumundan dolayı o da belli değil herhalde. Gençler Birliği'nde kombineye çıkamıyoruz. Çünkü stat belli değil. Yani bu stada göre kombine çıkarsak eğer Ostim stadına entegresi vesaire bir problem yaratabilir. Oluşacak sayılarla beraber. Önemli bunlar. Hala beklemedeyiz. Yani Gençler Birliği'nde kombineye çıkamadık. Yönetimimizle sürekli görüşüyoruz. Şu an beklemedeyiz.